Evet. Bu ortak aday meselesine tekrar dönmek istiyorum. Dediniz ki her şey başa baş görünüyor. Erdoğan öyle ya da böyle 20 yıldır o yıpranmış iktidarına rağmen bir oy oranını temsil ediyor. Evet. Güçlü lider, güçlü dış politika, güçlü Evet. ekonomi nasıl ama bilmiyoruz tabii. Onlar öyle iddia ediyor. Dolayısıyla o oy oranları hakikaten anketlerde başa baş görünüyor. HDP'nin denklemi bozması gerekiyor ki Millet İttifakı seçimi kazanabilsin. Bu ortak aday konusunda bazı formüller var. İşte HDP kendi adayını çıkarır, Millet İttifakı kendi adayını çıkarır. İkinci tura kalınca Millet İttifakı'nın adayı her kim olursa olsun zaten HDP seçmeni ona oy vermek zorunda gibi iddialar var. Şimdi Evet. ikinci turun tehlikeli olduğunu düşünenler de var Erdoğan açısından. O 15 günlük süre içinde elindeki gücü nasıl kullanacağı, o ikinci tura nasıl gidileceği çok tartışılıyor. Siz ikinci turu tehlikeli görenlerden misiniz? Birinci turda HDP ve Millet İttifakı'nın ortak adayda anlaşması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Valla tabii arzu ederim ortak adayda anlaşmalarını herkes gibi. Dolayısıyla birinci tur anlaşılırsa böyle kompakt, bütünleşmiş bir muhalif cephe olarak Erdoğan'ın karşısında seçimlere girer ve kazanma ihtimali de olur. Hatta birkaç adım önde olur Erdoğan'dan, onu söyleyelim. Ancak bu çok gerçekçi mi çok emin değilim. Yani bugün itibariyle baktığımız zaman HDP bir aday çıkarmak zorunda. Çıkarmasa olmaz gibi bir durum var. Yani kendisinin reddedildiği, dışlandığı, masaya alınmadığı, dinlenmediği bir durumda bir siyasi onur diye bir şey vardır ve kaçınılmaz olarak o adayı çıkarırlar. Öyle bir beklenti de vardır muhtemelen seçmenlerinde. Ama bu aday çıktıktan sonra ne olacak? Yani iki tarafın adayı belirlendikten sonra ne olacak? Bunun için fikir beyan etmek için çok erken. Diyelim ki Kılıçdaroğlu oldu ve Kılıçdaroğlu HDP ile hemfikir oldu, İyi Parti'yi aştılar. Yani nasıl olur onlar bilmiyorum tabii ama böyle bir durumda HDP'nin de adayı olacak. HDP güçlü bir aday çıkarmamışsa, güçlü bir isim kendi seçmenine el altından Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi telkin edecektir. Bunlar bana çok kuvvetli işler gelmiyorlar. Dolayısıyla ben seçimlerin ikinci tura kalacağını, ikinci turda bu sizin söylediğiniz temasların daha çok anlam kazanacağını düşünüyorum. Peki Erdoğan tehlikesi olmayacak mı ikinci turda sizce? Sanmıyorum. Ben onu, o konuyu da çok anlamış değilim. Yani o da birazcık bizim komplo teorilerimizle ilgili. Yani o 15 gün içinde Erdoğan şapkadan tavşan çıkarır gibi ihtimaller var. Ne yapabilir? Yani yapabileceği en önemli şey İmralı'yı devreye sokmaktır. O da pek mümkün gözükmüyor. Muhtemelen İmralı devreye girmek istemiyor ve onların istediği istikamete devreye girmek istemiyor. Yoksa şimdiye kadar 40 kere o işi gerçekleştirmiş olurlardı. Partileri Öcalan'la görüştürmüyorlar. Avukatlarını görüştürmüyorlar vesaire. Ailesini görüştürmüyorlar. Ailesini görüştürmüyorlar. Dolayısıyla Öcalan'ın ne düşündüğüne dair tek bir virgül bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla neden bilmiyoruz? Muhtemelen iktidarın işine gelmediği için bilmiyoruz diye buradan bir sonuç çıkaracak olursak. Çok kullanabileceklerini sanmıyorum. Yani ikinci turda ne yapabilir Erdoğan? Mobilizasyonunu arttırır. Milliyetçi dilini vurgusunu arttırır. Bilmem asayiş işleri yaratırlar, üretirler mi? Ama artık Türkiye o kadar aptal değil. Yani bir şey üretildiği zaman ne olduğunu da görerek hareket eden bilinçli bir muhalif seçmen var. Çok kolay olduğunu sanmıyorum. Yani hile hurda işleri hep açıktır tabii. Hile hurdanın da ben çok kolay olduğunu sanmıyorum. Çok yakın olursa sonuçlar. Evet. Orada bir tehlike olur ama öyle bir 5-6 puanlık sonuçlar da hile hurda olabileceğini, seçim meşruiyetini mevcut iktidarın delebileceğini de sanmıyorum. Dolayısıyla ikinci tur seçimleri neden olmasın? Olabilir. Keşke birinci turda bitse ama ikinci tura kaldığı zaman Erdoğan şapka çıkarır, kazanır. Hayır, ben böyle düşünmüyorum.
Tüm bu çerçevede, en başından beri konuştuğumuz çerçevede, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de bir iktidar değişikliği öngörüyor musunuz gerçekten? 14 Mayıs dediğiniz Haziran'dan sonra aslında 14 Mayıs birinci başlangıç noktamız. İki turlu olursa Evet. bir 15 gün Ben birinci tura göre kendimi ayarladım. daha. Yani arzu ediyorum. Onu söyleyeyim önce. Temenni ediyorum, arzu ediyorum ve muhalefet doğru adımlar atarsa, doğru adımlar tabii subjektif bir ifade. Bana göre doğru şüphe yok ama işte ben onları doğru görüyorum. O doğru adımlar atılırsa muhalefetin iktidarı ele alabileceğini, kazanabileceğini düşünüyorum. Bunlar iki tane faktör. Güçlü bir aday ve güçlü bir adayın ki Kılıçdaroğlu benim gözümde o aday. Onun arkasında başkan yardımcısı olarak ve yetki alanları belirlenecek 5 başkan yardımcısı ve HDP ile mutlaka kabul edilebilir bir ilişki kurulması. Bunlar yapıldığı takdirde iktidara muhalefet daha yakındır diye düşünüyorum.